Destekle binlerce fide dikildi, girişimci kadınlar üretimde hedef büyüttü. Kekik yem yeşil, bir de kokusu var, sanki yaylaların kekiğinden daha kaliteli, aroması daha yüksek. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün verdiği hibe desteğiyle kekik üretimine başlayan Malatyalı kadınlar başarılı bir üretime imza attı. Ee, gelecek Mart'ta. Çok büyük hedeflerimiz var yani kekikte alacağımız hasılatı bugünden tahmin edebiliyorum. Çok güzel para kazanacağımızda eminim. Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi çatısı altında üretimi sürdüren girişimci kadınlar kekiklerini daha hasat etmeden satmayı da başardı. Kekik bu yöremizin ilk ürünü diyebiliriz. Yalnız kekiğin şöyle bir şey çok nasıl diyeyim narin bir bitki böyle gölgede kurutması gerekiyor. Biz de işte 5 dönümlük bir alanda ektik. Üyelerimizle geçen yaz işte çalıştık. Para kazandık mı? Kazandık. Çok şükür. Kadın girişimcilere sulama desteği sağlayan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ürünün işlenip pazarlanması konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtti. 2022-23 dönemlerinde daha fazla gelir elde edecekler. Biz kurutma tesisi yapacağız. Yine yağ çıkarmak için makineler, makineler tedarik edeceğiz. Ve kadın girişimciler kooperatifi bunların hem yağ çıkarma konusunda hem paketleme konusunda ve aynı zamanda pazarlama konusunda da inşallah önümüzdeki faaliyet dönemi içerisinde yazhanımızda kapalı pazar yerinde de kooperatifimize bir alan tahsis edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal da destekler ve hayata geçirilen projelerle daha çok kadının üretime katılacağını söyledi. Bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında yaptık projemizi. Projemizde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bize destek oldu. %100 hibe sağladı. Yazıhan Belediye'miz de dikiminde, işçiliğinde ve sulamasında destek oldu bize. Yaklaşık dediğim gibi 40 bin adet fideyi biz toprakla buluşturduk.